Aynı Milan Kundera'nın Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliğinde yazdığı gibi. Bahsettiği gibi. Çekoslovakya'daki dramdan bahsettiği gibi. Yani maalesef Türk basını burada iyi bir sınav veremedi. Mütekamil bir tavır ortaya koyamadı. Bilmiyorum yani ümit etmek istiyorum Türkiye'nin demokrasiye, özgürlüğe layık olduğu günler. Çünkü özgürlük ve demokrasi bir yandan da liyakat ister. Yani aynı diyorum ya Karl Jaspers, varoluşçuluğun öncülerinden Karl Jaspers'ın dediği gibi özgürlükler bize doğuşta Tanrı tarafından bahşedilmiş haklar değil. Bunun için mücadele gerekiyor. Aynı zamanda ta Tanzimat'tan bu yana hep özgürlük mücadelesi basında yapılır. Ama acaba basın özgürlüğe layık mı? Türk basını özgürlüğe ne kadar layık? Ne kadar mücadele edebiliyor? Ne kadar eşitlikçi? Aynı o Fransız ihtilalinin umdeleri gibi. Özgürlük, eşitlik ve adalet. Bu umdelere riayet ederek ne kadar kendini ortaya koyabiliyor? Yani önce özgürlüğe layık olacaksınız. Özgürlük liyakat ister. Ama bunun için bedel mi ödemek gerekiyor? Bunun için ölmek mi gerekiyor? Bir takım şeyleri göze alacaksınız. Gazetecilik mesleği kutsaldır diyoruz. Kendi meslektaşlarımıza hepsini ya bir dayanışma içerisinde olalım diyoruz. Ama maalesef gazeteciler de kendi arasında bölündüğü için. Yani gazeteciler fikri olarak farklı yelpazelerde çalışabilirler. Farklı sosyal veya siyasal gruplara yakın olabilirler. Ama basın dediğimizde, medya, matbuat dediğimizde herhalde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde dediği gibi bunun temel kaideleri vardır. En azından temel kaideler üzerinden bir ittifak, bir dayanışma olması lazım. Bunu bekledik. Umut nöbeti ne oldu? Evet. Can Dündar çıktı. Onlar çıktıktan sonra biz insan değil miyiz? Biz gazeteci değil miyiz? Ben hatta sordular bana. Dedim bizi bırakın gazeteci, insan yerine bile koymuyorlar demek ki. Ne yaptık? Biz de yazı yazdık. Ben altı köşe yazısından dolayı 9 ayımı kaybettim. Ve tabii ki buna sebep olanlara metafizik bir açıklama olacak ama hakkımı helal etmiyorum. Size yönelik suçlama sadece 6 tane köşe yazısı bugün gazetesine yazdınız. Mutanikahını niye kötüledin? Mesele bu. Mutanikahını niye kötüledin? Ben de orada sordum duruşmada. Yani sizin dedim temsil ettiğiniz asiller... Eğer mutanika yaşam formuyla yaşıyorlarsa bunu kabul ediyorsanız ben de eleştirdiğim kabul edeyim. Tamam müdahil olun dedim yani ona. Ama hiçbirisi kabul etmedi. Netice itibariyle dediler ki evet mutanika bizce de sapkınlıktır dedi avukat Cüneyt Toraman. Hatta dediler Gültekin Avcı'nın mutanika konusundaki hassasiyetini de takdir ediyoruz dediler. Acaba kullanılmış olabilir misiniz dediler. Ben yıllarca Cumhuriyet Savcılığı yapmış bir insanım. Ve gazeteciliğe geçmeden önce. Ve yargı camiasında haksızlığa hırsızlığa, askeri vesayete ilk baş kaldıran savcıyım ben. İki tane silahlı saldırıya uğradım. Kızımın peşinde terörist yakaladım. Bu saçlarım, bugün 47 yaşındayım. 30 yaşında da böyle bembeyazdı. Bedel ödedim. Herkes benim gibi bedel ödemesin. Ama en azından namusunu kaybetmemek için bari bazı hakikatleri söylemiyorsa da sükut etsin. Bari onurunu kaybetmesin. Basın onurlu olmalı. Gültekin Bey bugün duruşmada siz yoktunuz ve tahliye kararını cezaevinde öğrendiniz. Nasıl öğrendiniz? Hangi saatlerde? İlk duygunuz, düşünceniz neydi? Bu konuda ben, biraz ciddi derecede yani sağlığımı epey kaybettim. Cumhuriyet Savcılığı yıllarımdan kalan bir rahatsızlık vardı. Yani ileri derecede sakinleştiriciler falan kullanmak zorunda kaldım. Savcılık yıllarımda silahlı saldırılar, işte bu tür hadiseler yaşayınca 4 kez şuurumu kaybetmiştim, bayılmıştım. Burada tekrar o nüksetti, rahatsızlık. Geçmiş dolayısıyla olsun. Mahkemeye söyledim geçmiş zaten olsun. Bunu. Sağ olsun mahkemede o konuda anlayış gösterdi. Duruşmalara katılmam gerekmedi. Çünkü bir gün önce kısa savunmayı, sanığın sorgusunun yapılması bu ceza usul işleme mecburiydi. Onun için gittim. 7-8 saat civarında bir savunma yaptık. Onun ardından döndüm. Bugün de katılmadım. Avukatlarım... Berna Hanım, işte Merve Kaya, Gökçe Bayat, Buket Yerişoğlu sağ olsunlar. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Avukat Berna Canbay, avukat Merve Kaya, avukat Gökçe Bayat, avukat Buket Yerişoğlu'na, avukat Bahadır Esat Temiz'e çok çok onlara da teşekkür ediyorum. Fevkalade üstün bir performansla beni gerekli platformlarda temsil ettiklerine inanıyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar onlar. Peki geçmiş olsun, çok önemli.